Halk arasında bir tabir vardır. Bilirsiniz arkadaşlar. Meyve veren ağacı taşlarlar. Dikkat edin meyve veren kanaldasınız. Sizi de taşlamasınlar. Tamam. Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'da yeni yazım yayınlandı. Mutlaka ve mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çok da eğlenceli bir yazı olduğunu düşünüyorum. Başla Fenerbahçe ilk resmi transferini yaptı. Dünyaca ünlü yıldız 3 yıllığına Fenerbahçe'de kap yazacağım arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Burada bazı arkadaşlarımız yorumlarda başlıkla içeriklerin uyumsuz olduğunu iddia ediyorlar. Bu arkadaşların niyeti kötü. Ben bu tip arkadaşların hepsini engelliyorum. Bilginiz olsun. Siz bu tip arkadaşlara kanmayın. Aha, ya binlerce kişi izliyor. 6000 bin, bin, videolar izleniyor maşallah. Yani sizler böyle izlemeyi sürdürün. Biraz da reklamlara tıklayın. Ben de size e, mutlu olacağınız şeyler yapacağım inşallah. Merak etmeyin. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunlara çok fazla kanmayın. Kanalımızın başarısını çekemeyen arkadaşlar. Sizin desteğinizi çekemeyen arkadaşlar. Ben sizlerden razıyım. Allah da sizlerden razı olsun. İnşallah doğru yolda gidiyorumdur. Elimden gelince de doğru yolda gitmeyi sürdüreceğim inşallah. Hemen haberle başlayalım. Klein Larin Fenerbahçe'ye önerildi. Hocam bu mu dünya cümle yıldız? Cık. Beşiktaş'ta anlaşamayan Klein Larin Fenerbahçe'ye teklif edildi. Şimdi Fenerbahçe'ye teklifi kim eder? Menajeri eder. Değil mi? Yıllık 2 milyon euro talep eden Kanadalı hücumcunun menajeriyle pazarlıklar yakında başlayacak. Be, bak yavaş yavaş benim dediğime geliyorlar. Benim Kleinlerin duyumu, duyumumu hatırlatayım mı arkadaşlar? Ya da hatırlatmaya gerek yok. Takip edenler biliyorlar. Bakın benim rakama yaklaşıyorlar. Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat, santrafora odaklandı. Sol bek, sol kanat, santrafor. Ee, sol kanat konusunda bir şey diyemem ama sol bek ve santrafora odaklandık. Hatta inanılmaz iki isim gelirse de inanamazsınız. E hocam bu da laf mı ya? İnanılmaz iki isme hazır olun ama. Sarla federler Avrupa'nın çeşitliliklerinde oyuncuları yakından takip ederken sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Kleinlar'ın menajerinden geldi. Sabahtan Volkan Demir'in Larin Kadıköy'e geçiyor başlıklı haberine göre. Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı Yıldız'ın menajerleri oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi. Keşke ek olarak Galatasaray'a ve Trabzonspor'a önerdiklerini de yazsalarmış da neyse. Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon euro olduğu, bununla birlikte imza parasını talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun 27 olacak. Temsilcilere ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de ilettim. Fenerbahçe yönetimi bu öneriye olumlu ve olumsuz bir yanıt vermezken sezon sonu takım planlaması yapılacak. Ardından da Larin için pazarlıklar başlayacak. Şimdi ne dediler? Gürcan Bilgiç sadece ticari hamle olur demiş. Klein Larin'e talip olan kulüpler gözünü Kasım'daki Dünya Kupası'na dikti aslında. Bon servissiz olduğu ve Kanada milli takımından Kanada milli takımının da Katar'a gideceği için oyuncunun pazarının olacağını düşünüp İyi bir bonservis kazanmayı planlıyorlar. Larin bu sene Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olamadı. Fenerbahçe'de de olamaz. Ama 11 milyon euro yazıyor bir tane site. Sadece ticari bir hamle olabilir. Fenerbahçe'nin ön tarafına daha skorer ve takımı taşıyabilecek bir isme ihtiyaç var. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa umarım vazgeçerler. Ali Gültiken. Beşiktaş peşini henüz bırakma demiş. Larin'in gönderileceği konusunda hem fikir değilim. Bu süreci görmek lazım. Beşiktaş transfer konusunda Larin ile alakalı transfer politikasını izliyor. İyi olabilir. Tam ipler kopmadan başka bir takımla ilgili yorum yapmak çok doğru olmuyor. Larin konusunda Beşiktaş anlaşaması yalnızca Fenerbahçe'nin değil, başka kulüplerin de talip olma durumu ortaya çıkabilir. Larin Beşiktaş'ta kanat pozisyonunda oynadığı zaman faydalı oldu santrafor olarak düşünüldüğünde birinci öncelik olması mümkün görünmüyor. Yani sol kanat forvet olarak diyor. Şimdi birçoğunuza sormak isterim. Yani Larin'i ister misiniz? Yani Fenerbahçe'yi ister misiniz? Ee, yıllık 2 milyon euro asla. 3 milyon euro asla. Yani 2,5 asla. E kaça gidecek? daha düşük. Mesela 1 milyon 200 bin euroya ister misiniz? Yani siz bir düşünün bakalım. Şimdi hep bana şu soru geliyor. Hocam larin marin istemem. İşte Şakiri'yi alalım falan filan. Bak Şakiri'nin akıbetini biliyorsunuz değil mi? Olimpik Lyon sene başında 6 milyon euroya almıştı. Devre arasında 7 milyon euroya sattı. Şu anda Shakiri Chicago'da. Harbi söylüyorum bak. Üstelik Lig 1 ve Avrupa Ligi'nde yani yaklaşık e, yaklaşık 1000 dakika oynadı. 2 gol 3 asisti vardı. 16 maçta. Şimdi e, Amerika'ya gitti. 5 maçta 379 dakikada sadece bir golü var. Kafasında futbolu bitirmiş erkek kombine. Şimdi hep diyorsunuz yani ünlü isimler gelmeli, büyük isimler gelmeli. Şundan topçu olmaz, bundan olmaz diye. Ben Lali'nin konusunda şunu söylüyorum size. Eee Normalde olmaz, imkansız diyordum. Ama e, bugün kararımı değiştiriyorum. Bizim istediğimiz yıllık ücrete gelirse Larin %100 Fenerbahçe'de. Bizim istediğimiz yıllık ücrete gelirse Larin %100 Fenerbahçe'de. Bak Larin %100 Fenerbahçe'de diyorum. Hocam kelime oyunu yapma. Kelime oyunu falan değil. Kelimelerine dikkat et. Dikkat etmeyeceğim. Etmeyecek misin? Peki sevgili arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe bugün bir açıklama yaptı. Ve kap açıklamasında bulundu. Yani resmi kap açıklamasında bulundu. Aslında ikinci resmi kap açıklaması. Çünkü Fenerbahçe'nin almış olduğu çok oyuncu var. Hani Jorginho var, Emir Ortakaya var. Hani onları saymıyorum. İshak Bural var, onları saymıyorum. Serhat Ahmetoğlu geri döndü. Bizim altyapımızdan çıkan kara gümrükte oynayan topçumuz geri döndü. A takımla idmanlara daha çıkmadı ama yaz döneminde denenecek. Belki de gelecek sene sabit kalmayacağız Serhat Ahmetoğlu yüzünden. Bence ilk kap oydu. İkinci kap Fenerbahçe kiralık olarak forma giyen Diego Rossi'nin bon servisinin 5,5 milyon euro karşılığında alındığını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. M, H, Y, B. It's in the game. Değil mi? Yani Mustafa Hoca yine bildi diye bir haberimiz var. Hani çok da şımarmamak lazım. Olabilir böyle şeyler. Ben şunu söyleyeyim. Rossi konusunda sayfanın biri vardı. E, takip ediyorum. Yani çok güzel yalan haberleri var. Yani onu takip edip A, bu bunu yazdıysa tamam o zaman kesinlikle tam tersidir diyorum. Daha hiç yanılmadım. Ama bu arkadaşlarında bayağı takipçiler oluyor. Binlerce takipçiler oluyor. İn enteresan. Yani çok enteresan. Çok çok enteresan. Ya bir tane haberi doğru çıkmayan kişilerin binlerce takipçileri var ya. Neyse. Arkadaş şey yazmıştı. Rossi'nin bon servisi kesinlikle alınmayacak. Yazın yolcu. Ben de özellikle bir iki haftadır ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Ya benim duyumlarıma göre kesinlikle alınacak. Yani Rossi'nin bon servisi %100 alınacak. Kesinlikle alınacak. Hatta, <laughs> kusura bakmayın, ilk etapta şu düşünülüyordu. <laughs> bir sene daha kiralayalım, bir sene daha kiralayalım, sonra alalım diye. Ancak buna bir engel varmış. Ben onu sonradan öğrendim. Onu daha sonra açıklayalım. Bu dediğim sayfa Rossi ile uzatıldığı haberin altına gitmiş ne yazmış biliyor musunuz? Ben demiştim yazmış. Bakın benim dediğim gibi 500 tane tweet atmış. İşte Rossi Fener'de kalacak, gidecek. 6'ya alınacak. altı buçuk alınacak. 7'ye alınacak. yedi buçuk alınacak. 6, alınacak, alınacak, alınacak. 6 ama indirilmeye çalışılıyor. 4'e alınacak. 3'e alınacak. Alınmayacak. Gidecek. Def olacak. Mart'ta gidecek. Nisan'da gidecek. Mayıs'ta gidecek. Hepsini silmiş. Sadece orada şey kalmış. İşte 6 milyon euro ama daha düşüne çalış almaya çalışıyoruz diye. Çok zekice. Gerçekten çok zekice. İnsanlara biz şu kanala abone etmek için 500 tane takla atıyoruz. Yani neler yapıyoruz. Neyse biz kötü olalım boş ver Şimdi 24 yaşındaki Uruguaylı sol kanat bu sezon 33 maçta oynadı. 4 gol 7 asist yaptı. Daha e, asistle sonuçlanamayan birçok pası var. Kaçırdığı net pozisyonlar var. Hani biraz özgüveni yüksek olsa, son vuruş becerisi yüksek olsa yani 33 maçta 4 7 dedik ya belki 14'e 7 idi. Belki 14'e 10'du 33 maçta. Bak 4'e 7'yi değiştiriyorum. Yani 33 maçta 4 gol 7 asisti değiştiriyorum. 33 maç e, 9 gol 12 asist. 21 gollük katkı sağlasın. 9 gol 12 asist. 5,5 milyon hocam bedava aldık. Peki ligin kalanında 6 maç var. 6 maçta da 6 gol katkısında bulundu. Yani 39 maç 10 gol 7 asist. Ne dersiniz? Süper dersiniz. Şimdi başka bir duyumcu şey demiş işte fenerbahçe Rossi konusunda bence al-sat yapacak. 6 milyon euroyu alacak 8-9'a satacak demiş. Tabii ki ihtimaller dahilinde. Tabii ki ihtimaller dahilinde. Çünkü Ocak ayında hatırlarsınız Rosti ile haberler dolup taşıyordu. Bu arada bu arkadaşlar ukalalık yapıyorlar. Ben şu gün dediydim falan filan diye de Ocak ayından Flamengo, Corinthians, ABD'den birkaç tane takımdan teklifler gelmişti. Şu an videosunu izlediğiniz arkadaş dedi ki boşuna bu haberlerin hiçbirine inanmayın. Direkt yalanlıyorum. Hiçbirine de gitmeyecek. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Şu anda Fenerbahçe'nin hani düşüncesi yaza kadar bekleyelim. Yazın değerlendirelim gibisinden. Şimdi Fenerbahçe teklifleri değerlendirecek. 5.5'ü alındı. Ben size şunu söyleyeyim. Elinizi vicdanınıza koyun. Kariyerinde ilk defa yani ilk defa e, kariyerinde ilk defa Avrupa'da oynuyor. Değil mi? Yanlışım yok. Yani ilk defa Avrupa'da oynuyor kariyerinde. Bir daha bakayım kontrol edeyim. Yani bilgim dahilinde. Şimdi 12,5 milyon euro orada piyasa değeri var. Aynen. Amerika, Uruguay e, kariyerinde ilk defa yani Avrupa'da oynuyor. Bu arada Rossi'nin Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda golü yok. Yani eğer ligi baz alırsak 25 maçta 4 gol 7 asisti var. Hani ben dedim ya son 6 maçta 6 gollük katkı. 31 maçta 10 gol 7 asistlik katkı sağlamış olur. Hani bu şekilde bakarsan. Şimdi ilk defa Avrupa'ya oynamış 24 yaşında Uruguay milli takımının kanat rotasyonuna girmiş ki Uruguay milli takımından bahsediyoruz. Ülkemizde ilk yılında daha sezon bitmeden 11 skor katkısına ulaşmış. Pırpır pır kanat oyuncu için 5.5 bence hiçbir şey değil. Bence bedava. Ben ben üstüne basa basa ısrarla söylüyorum. Israrla da söyledim. Yani inşallah başarılı olur. Şimdi bunu İsmail Kartal'la yorumlayanlar var hocam. İsmail Kartal büyük ihtimalle devam edecek işin. Yani ben buradan bunu anladım. Yani o da hayırlı olsun diyenler var. Yani Rosti transferine şuradan bakmak lazım. İşte bu takımın anlaştığı bir teknik direktör yok. Ve bu durumda Rossi'nin bon hangi teknik adamın isteğinden aldık biz diyor. Yani hocam büyük resme odaklanalım diyor. Rossi direkt İsmail Kartal'ın hamlesine benziyor demiş. Ya İsmail Kartal topçudan anlıyor. Yani Rossi 11 oynatırken Valencia'yı niye kesti sizce? Ha size kalsa Valencia daha iyi topçu. Bana kalsa futbolu unuttu sakatlıktan döndükten sonra. Göztepe maçında da belki 11'de bilemeyiz. Şimdi Rossi'nin yeteneklerinin kısıtlı olduğunu söyleyenler var. Rossi'nin en büyük özelliği nedir? Koşusu. Yani alan daraltması. Hücum presi. Koşu, alan daraltma, hücum presi. Bunların arasında skor katkısı. Şimdi öncelik skor katkısı mı? Değil. Öncelik koşu, alan daraltması, presi. Öncelik bu. Şimdi Süper Lig'deki bütün kanat oyuncularına bakın. Bütün takımlar. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu var. Kaç gol kaç asisti var Kerem'in? Hiç merak ettiniz mi? Ya da dakika olarak hiç kıyasladınız mı? Yani mesela Rossi ile hiç kıyasladınız mı? Ya ligi, ligi baz alalım. Hiç kıyasladınız mı? Gerçekten bak merak ederek söylüyorum. Hiç kıyasladınız mı? Ligi baz alalım. 31 maç 2422 dakika 8 gol 6 asist. Yani 14 gollük katkı dakika 2422 2422. Rossi'nin 1439 dakika. 4 gol 7 asist. Hocam diğer kulvarlara da bakalım. Bakalım. Avrupa Ligi 8 maçta bir gol bir asist. Avrupa Ligi elemelerinde elemelerde yalnız. Yani çıkan takımların abıcık gubıcık magic olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ki Rossi'nin de takıma geç katıldığı gerçeği var. Hani geç katıldı mı diyeyim? geç adapte oldu mu diyeyim? Geç adapte oldu diyelim. Öyle bir şey var. Yani uzun lafın kısası, Rossi toplamda 1808 dakikada 4 gol 7 asist üretmiş. Yani 20 maç 4 gol 7 asist. Bu bağlamda Kerem Aktürkoğlu'nun 3560 dakikada 11 gol 10 asisti var. Yani 21 gollük katkısı var. Baktığınız zaman aşağı yukarı hemen hemen aynı. Yani dakika bazında Rossi 2 ile çarpın. Yani 1800, 3600 yapın. Hemen hemen o da 3600. 8 gol, 14 asist yapacak. 22. 11 gol, 10 asist var Kerem Aktürkoğlu'nun. Tabi Kerem'in burada büyük maçlarda form grafiği ortada. Anlatabiliyor muyum? Ha burada avantaj ne? Galatasaray bedava aldı. Ve Türk. Milli takımında opsiyonlar arasına girdi. Benim demek istediğim şey şu. Bu arada yaş 23. Yani 21 Ekim 98 oldu. 23. Rossi'nin yaş 24. 5 Mart 98 doğumlu. Not. Rossi'nin İtalyan pasaportu var. Yani İtalyan pasaportu var. Bu yüzden Avrupa'daki herhangi bir takıma gittiği zaman serbest statüde sayılacak. Yani yabancı kontenjanı değil. Böyle de bir avantaj var. Şimdi koşu alan daraltma pres dedik. Koşu alan daraltma pres. Peki başka ben size bir şey söyleyeyim. Rossi'nin biraz hani nasıl anlatılır ya? Yani yanlış anlamayın bu tabiri ama biraz kalça çalışması lazım. Hani biraz da omuz fizik çalışması lazım. Eğer bu çalışmalarını sürdürürse bak Rossi'nin şöyle bir özelliği var hani stoper için deriz ya tek hamlelik stoper. Rossi tek hamlelik futbolculuktan çıkması lazım. Tek hamle. Yani o ilk müdahale yapılıyor ya. Rossi ilk müdahaleden kurtulduğu her an potansiyel tehlike. Bak hızı var. Ama ilk hamleden kurtulacak kadar fizik yaparsa bu neydi? Barcelona'nın aldığı şu yağ süren o eleman gibi biraz fizik o eleman kadar da olmasını beklemiyorum ama Ferdi de ilk geldiğinde cılızdı. Ferdi ilk geldiği zaman topun tesinden anlamıyor dediler. Dediler ki bu salağa mı para verdik? Şimdi kaç milyon euro piyasa değeri var. Dedim ikinci müca, yani müdahaleye almadan kopup giderse ligin en iyi isimlerinden birisi. Yani ilk anda yakalayan indiriyor Rossiyi. Eğer bu gelişimi tamamlarsa zaten bize bırakmazlar. Bakın koşu var. Alan daraltma, pres. Galatasaray, Beşiktaş'ın, Trabzon'un kanat oyuncularına bakın. Özelliklerinin bir fazlalığı sadece fiziklerinin değişik olması. Yani böyle bir olay var. Ya hocam, Allah'ını seversen 5 milyon euroya bu Penza çekilirdi. Çekin hadi. Çekin hadi. 5 milyon euroya bu Penza çekilirdi. Hocam trezege çekilirdi. Çekin hadi. Çekin arkadaşlar. 5 milyon euroya trezegeyi çekin hadi. Bu Buyurun çekin. Ben bu Buyurun çekin 5 milyon euroyu. Bu penzayı 5 milyon euroya çekin buyurun. Hocam bu penza iyiydi ya. Alıyordu gidiyordu güçlüydü vuruyordu hızlıydı. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Beşiktaş Lari'nin yerine bu penzayı alma niyetinde. Ben size bir şey söyleyeyim. İstanbul gecelerinde o çocuk gelirse. Yani olumsuz manada dibi görebilir. Ben onu söyleyeyim ha. Benim beğendiğim topçu Fenerbahçe'ye gelmesini ister miyim? Kesinlikle isterim. 5 milyon euroya. Keşke 5 milyon euroya alma imkanı olsa. Keşke alma imkanı olsa. Hatta şunu söyleyeyim. Rossi'yi biz aldık. Hadi al sat yapacakmışız. 5.5'a aldık. 12 buçuğa sattık diyelim. Bak 12 buçuğa sattık diyelim. buçuğa 5 ,5 Trezeg'e 5 milyon euroya da bu penzayı aldık. Alın birisi kanat birisi forvet diye aldık. Kabul müsünüz? Ya da birisi sağ kanat, birisi sol kanat diye aldı. Kabul müsünüz? Kabul etmeyene hani ben ne söylesem hak eder. Hepsini hak eder bence. Bak bu, bu ihtimali kabul ediyor musunuz? Ya Beşiktaş Lare'nin yerini almaya çalışıyor. Ben Beşiktaş'la ilgili bir şörlot duyumu duydum. 7 milyon euroya almaya çalışıyorlar diye. Yani tekliflerine e, taksit taksit ödeyelim. Sonraki satıştan %50 pay diye. Ya Beşiktaş bu şartlarda şörlotu alır ha ben size söyleyeyim. Ama taksidi nasıl öder? Ne şekilde öder onu bilemem. Hele hele şu yasa çıkarsa zor. Yani bu penza çekiyor, alıyor, gidiyor. Güçlü. Kabul. İşte Trezeguet'i alsak süper. Bak sorumu tekrarlıyorum. Rossi'yi aldın. 12.5'a sattın. Bak 12.5'a sattın. 5.5'a Trezeguet, 5 milyon euroya da bu penzayı aldın. Dedin ki Trezeguet sağ kanat oynayacak. Bu penza sol kanat oynayacak. Önümüzdeki senenin kanatları bu. Emin olun bunu da çöpleyeceksiniz. Bunu da eleştireceksiniz. Fenerbahçe taraftar içinde eleştirel tarafı yüksek olan insanlar var. Anlatabiliyor muyum? Yani ya Tolga üç 3,5 milyon euro verdik. Vardır Ersun Yanal'ın bildiği dedik. Ses çıkarmadık. Kar mı ettik, zarar mı ettik? Zarar ettik gibi gözüküyor. Ama yaşanması gerekiyordu. Aynı Ersun Yanal'ın döneminde Altay Bayındır'a 1,5 verdik. Şimdi 15'leri 20'leri konuşuyoruz. Aynı Ersun Yanal'ın Mert Çetin'i istedi. Roma kaptı. Aynı Ersun Yanal'ın istediği oyuncular vardı vesaire. Nabil Dirar 4,5 milyon euro para verdi. 4,750 de 250 verdik. 4,250 para verdik. Dirar'dan biz ne elde ettik? Hiçbir şey. Ama Aykut hocamız getirdiyse bildiği vardır dedik. Lan Uruguay milli takım topçusunu aldık lan. Yangın yapıyorsunuz. Bak bu penza şey dedim size Trezege dedim. Ya da Rossi 5.5'e aldın 9'a sattın. 9 milyon euroyla gittim direkt Trezege aldın. Kabul müsünüz? Ben değilim. Ben değilim. Bana deseniz ki sol kanat rotasyonu Ferdi, Urot, Ferdi ve Rossi. Kabul mü? Abi ikisinin de yaşına bakın. İkisinin de potansiyeline bakın. Bak Rossi gibi adam bir sene daha şu ligi alışsın. Fizik gelişimini sağlasın. Bak şu an 5.5 konuşuyoruz. Yani abartıyorsun hocam diyeceksiniz ama 55'leri konuşuruz belki. Bak bu, bu çocuk başka bir takıma gittiği zaman perişan olursunuz. Ya bizden gitti diye niye bizde bu kadar oynamadı diyeceksiniz. Oynadı ama siz görmediniz. Gözünüzü at gözlüğünü kapatıyorsunuz. Sosyal medyanın yarıdan çoğu. Söv gitsin Rusya'ya sövüyorsunuz. Söv gitsin şuna sövüyorsunuz. Bak ben size başka bir şey sorayım. Sol beke Sol beki Konan'ı aldın. Bedava Konan aldın. Eren Elmalı'yı aldın. Eren Elmalı. Önüne de Rossi Ferdi dizdin. Şu sol kanat rotasyonu lig için yeterli mi? Sonuna kadar yeterli. Yaşlara da dikkat. Yani yaşlara da dikkat. Ha yani hani siz diyorsunuz İsmail Kartal'a işaret. Ben de buna işaret görüyorum niyeyse. Peki hocam Rossi ile niye uzatılmış? Arkadaşlar bunu siz de araştırın. Los Angeles FC kulübüyle normalde sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecekmiş. Adamlar da zaten bu yüzden 6 milyon opsiyon koydurmuş. Yoksa 18 milyon euro piyasa değeri var hatırlayın. Ve Flamengo'nun, Corinthians'ın çok ciddi teklifi var. Ben 12,5 lafını haybeden bedavadan konuşmuyorum. Tamam. Ha şunu da söyleyeyim. Rossi al sat yapılmayacak diyelim. O zaman Larin haberlerinin hepsi güme gitti. Şimdi ben size Larin ve Rossi'nin ilgili bir şey söyleyeyim. Rossi'nin yıllık ücreti ne kadar biliyor musunuz? Vergiler, algılar, pırt, zırt dahil 900 bin euro. Yıllık ücreti 900 bin euro. En son Fenerbahçe'nin piyasa değeri 12,5 milyon euro olan hangi futbolcusunun değeri yani yıllık ücreti 900 bin euroydu? Larin'in istediği bizden istediği 2,5 milyon euro. Biz Larin'e diyoruz ki 900 Artı şampiyonluk bonusu olarak da 250 bin euro. Türkiye kupası bonusu olarak 150 bin euro. istiyorsan gel. Bu şartları kabul ediyorsan buyur Fenerbahçe'desin. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta ben daha da abartayım. Larini sol kanat, Rossi sağ kanat. Devam edecek olsak. Arkadaşlar yaşlara dikkat, potansiyellere dikkat. Ama dediğim gibi durum bu. 900 bin euro ya. Ya Allah aşkına. Bir tanesi yazmış. Ali Koç iyi ilişkilere sahip olduğu Ahmet Nurçebi ile görüşüp Larin transferine son noktayı koyması bekleniyor. Ya Ahmet Nurçebi'nin Larin arasında bir ilişki yok ki. Sözleşmesi biten futbolcu istediği takıma gider. Şunlardan çıkın artık ya. Şunlardan çıkın. Umut Bozo Fenerbahçe'ye yazmışlar. Ama kesin yazmışlar. Kesin. %100 Fenerbahçe'de demişler. %100 Lamı yok demiştir. Mesela benim mantaletim şu. Ben Umut Bozuk'u beğenen birisi olarak söylüyorum size. Ya ligin en iyi Türk forvetlerinden biri diyorum. Hatta bence ligin en iyi Türk forveti. Hocam ne nereden bu kanıya vardın? Siz hiç Umut Bozuk'u alıcı gözle izlediniz mi? Alıcı gözle izlediniz mi? Sadece onu soruyorum. Yaşını biliyor musunuz? 19 Eylül 96 doğumda. 25 yaşta. 26 olacak. 4 milyon euro piyasa değeri var. O 4 önemli değil. 4 önemli değil. 2 satın alacaklar. Transfer market iki buçuk ödendi ya hemen iki düşürür. Bak Fenerbahçe mesela şimdi Rossi'ye beş buçuk dedi ya hemen ilk güncellemede 5.5'a düşürecekler. Diğer takımlarda yapmıyorlar bunu. Fenerbahçe'de yapıyorlar. Tisserant bize geldiğinde 7 miydi neydi? 4'e aldık diye hemen 4'e düşürdüler Böyle de oyun oynuyorlar. Juventus dava açmış inşallah Fenerbahçe'de dava açar. Neyse. Ee, Umut Bozoğ'un istatistikleri. Bakınız 2489 dakika. 2489 dakika. 14 gol, 8 asist. Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 asisti var. Ligde 32 maçta 14 gol, 7 asisti var. Şimdi Umut Bozok ismini değiştiriyorum. Mergin Berisha ismini koyuyorum. 32 maç oynadı Berisha Fenerbahçe'de. Ligde Avrupa'da oynatamadık işte. Sıkıntı yaşadık falan. Hani öyle diyelim. Türkiye Kupası'nda da zaten erken ilendik. Beriş'e 35 maçta 14 gol 8 asist yaptı. 2489 dakika. Yani 22 gollük katkıda bulundu. 5 milyon euroya da satın alma opsiyonu var. Kullanalım mı? Hocam hemen kullanalım. Hemen. Hemen kullanalım. Hocam kaç gol katkısı diyorsun? Bir daha söyle. Yani 14 gol 8 asist. Bu arada 25 26'ya girecek futbolcudan bahsediyoruz. Berişan'ın tam yaşını söylüyorum. Tam yaşı 23. Mayıs'ta 24 olacak. Yani piyasa değeri 7,5 milyon euro. Bu arada Berişan'ın şeyini de söyleyeyim size. 1509 dakika 8 gol 3 asist. Yani yaklaşık 1000 dakika az oynamış. 8 gol 3 asist. 11 gol katkısı var. 22 gol katkısı var. Umut Bozoğan. Ama tabi Berişan'ın lige alışanması vesaire vesaire gibi etmenler var. İki topunun direkten dönmesi. Yani i̇ki frekinin. biraz da şansı ya yaver gitmedi. Sonradan da kaçırmaya başladı. Tamam, sıkıntı. Ben şunu söyleyeyim size. Umut Bozok Fenerbahçe'ye forvet olarak gelse ben Serdar Dursun'un da kalması arayayım. Bilginiz olsun. Serdar Dursun, Umut Bozok, üçüncü isminde dünya ünlü isim isterim ben. Kavani yani olur, Luis Suarez olur. Getir. Koy bunların önüne. Bitti. Süper. Bak, az önce size bir ihtimal söylemiştim ya. O ihtimali değiştireyim. 12 Rossiyi aldın, sattın. Sol kanat Sol kanat bu Penza, yedeği Ferdi dedin. Bak yedeği. Hocam bir Ferdi yedek olmaz lan. Bir dinle. O sol kanat, treze, şey, bu Penza yedeği Ferdi. Sağ kanada da Trezeguet'i aldım. Hallak bunlara da yedeğini aldım. 1-1,5 milyon euro bandına da bitirdin Hallak bunları aldım. İdeal mi süperlik için? Bence ideal. La biz Burak kapacaktan medet bekledik. Hiçbir şey olmadı. Hücum attı. Luis Suarez, Umut Bozok, Serdar Dursun. Bence Süper Lig için ideal. Avrupa için de bir şeyler yapar da Avrupa'yı hani şu an Avrupa'yı çok şey görmüyorum. Bak bunları bileleştirecekler. Bunları bileleştirecekler. Ya biz Kasımpaşa'dan almak istediğimiz kişiler var. Mesela Ertuğrul Taşkıran. Yani ben Ertuğrul'a beni verdikten sonra piyasa şimdi Ertuğrul Taşkıran konuşuyor da Ertuğrul Taşkıran'ın ee, i̇nşallah önümüzdeki sene Fenerbahçe formasıyla görürüz. Ee, Eren Elmalı mesela az önce söyledim ya. İşte Doğucan Haspolat diyor da Doğucan e, takipimizde ama Doğucan'a biraz olumsuz rapor verdik gibi. O olmayacak gibi. Kasım da Pelkasa ilgisi var, ilgisi varmış. Şimdi Pelkasa verelim, karşında bunları alalım. Bazı duyumcu arkadaşlar kiralık olarak anlaşmışlar, göndermişler Pelkası. Bundan Pelkasın haberi var mı? Son olarak da Mesut Özil için kader zirvesi diyor arkadaşlar. Kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri oyuncunun durumunu görüşmek için Fenerbahçe ile toplantı yapacakmış demiş. Çok bile beklediler. Ee, yani Erkut Söğüt Fenerbahçe ile Mesut Özil'in durumunu görüşmek için 17 Nisan'da bir araya gelecekmiş. Ali Koç demiştik henüz Mesut'la konuşmadım. Bu karar çocuk oyuncu değil. Asıl olan Fenerbahçe'dir demiştim. 26 maçta 11 gole katkısı var Mesut'un. 9 gol 2 asist. Penaltılara çıktığınız zaman 4 gol 2 asist yapıyor. 26 maçta. Yani Fenerbahçe desen dünya cümle bir futbolcusan bu rakamlar az. Ama durum bu. Fenerbahçe ilk resmi transferini yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu videoda da birçok subliminal duyum verdim. İnşallah videoları dikkatle izliyorsunuzdur. Zaten dikkatle izliyorsanız bu videolar 4000-5000 izlenir. Çünkü dikkatle izliyorsanız baştan sona izlersiniz. Siz baştan sona izledikçe insanlara öneri olarak gider. Siz beğendikçe yorum attıkça öneri olarak gider insanlara. Yani sizin çıkan bir reklama tıklamanız YouTube algoritmasında şunu söylüyor. Ha bu kanal ticaret için uygun. Demek ki bu kanala daha çok reklam gösterirsek daha çok kitleye ulaşırız. Bu kanalın o zaman videolarını da daha çok kitleye duyuralım der. Bilginiz olsun. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.